Haber Türkiye ekranlarından merhabalar. Bugün 11 Temmuz Perşembe. Ben Büşra Akın Dinçer. Ana Haber'de birlikte olacağız. Gündemimiz yoğun. Gelin öne çıkan başlıklara önce birlikte bir göz atalım. 75. NATO zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'da bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kapsamda da Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı. Terörle mücadele eden Rusya-Ukrayna savaşına dek pek çok konuda önemli mesajları oldu. Peki o mesajlar neydi? Ana Haber'de birlikte bakacağız. Şimdi bir diğer başlığımız da yine NATO zirvesinden. NATO ülkeleri Ukrayna'ya F-16 verme kararı verdi. Ukrayna'ya verilecek bu destek Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını nasıl etkileyecek? Rusya nasıl tepki gösterecek? Bu gelişmenin detaylarını da birazdan ana haberde konuğumuzla birlikte ele alacağız. Şimdi bir diğer başlığımız da enflasyonla alakalı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. Enflasyonda en zor geride kaldı dedi. Yeni vergi paketine ilişkinse yükü dar gelirliye yüklemeyeceğiz mesajını verdi Şimşek. Detaylarına yine birlikte ilerleyen saatlerde bakacağız. Şimdi başlayalım. 75. NATO zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Newsweek dergisinin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı terörle mücadele eden Rusya-Ukrayna savaşına dek pek çok konuda mesajlar verdi. Peki neydi bu mesajlar, bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 75. NATO zirvesi için bulunduğu ABD'de Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Gündeminde terörle mücadele vardı. Terör örgütleriyle mücadele misyonunu üstlenen ve bunu sahada aşikar bir şekilde gösteren bir ülkeyiz. Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımını benimsemeleridir. Ne yazık ki şimdiye kadar müttefiklerimizden beklenen düzeyde destek ve dayanışma almış değiliz. Erdoğan, bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir dedi. Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur ifadelerini kullandı. Erdoğan, NATO ve Rusya arasında da doğrudan bir çatışma ihtimalinin endişe verici olduğunu söyledi. Buraya giden her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirten Erdoğan, bizim duruşumuz yalnızca barıştan yanadır dedi. Cumhurbaşkanı Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e de tepki gösterdi. Bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak dedi. İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de derhal ateşkes kararına ne oldu? Bu saldırıların derhal durmasını, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasını istiyoruz. İki devletli çözümün uygulanmasını istiyoruz. Erdoğan'a Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı düşünüp düşünmediği de soruldu. Biz sarsılmaz NATO müttefiğiyiz diyen Erdoğan, bunun Rusya ve Çin'le olumlu ilişkilere engel olmadığını söyledi. Ne Şanghay İşbirliği Örgütü ne de BRICS NATO'ya alternatif dedi. Washington'daki liderler zirvesinde bu yıl NATO'nun 75. yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye içinse farklı başlıklar ön plana çıktı bu zirvede. Terörizmle mücadele NATO'nun karşılaştığı ikinci büyük tehdit olarak kayda geçerken Montreux Sözleşmesi'ne de doğrudan atıf yapıldı. 2026'da NATO zirvesinin Türkiye'de düzenleneceği 75. yıl bildirisinde yer aldı. Peki o bildiride Türkiye için başka hangi başlıklar öne çıktı? Türkiye'yi yakından ilgilendiren en önemli kazanım NATO'nun terörle mücadele stratejisini belirleyen belgenin güncellenmesi oldu. NATO'nun sonuç bildirgesinde terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Vilnius zirvesinde müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde alınan kararda yeniden teyit edildi. NATO müttefiklerinin balistik füze tehdidine karşı korunması da bildiride yer aldı. Tüm üyelerin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı. Türkiye için diğer bir önemli konu NATO-AB ilişkileri bağlamında oldu. İki teşkilat arasında işbirliğinin Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan bir müktesebat temelinde yürütülmesi karara bağlandı. Türkiye'nin savunma harcamalarının yeniden gayri safi yurt içi hasılanın %2'si düzeyine çekildiği açıkça kayda geçirilirken bu durum NATO tarafından takdirle karşılandı.
sonuç bildirgesinde Montrö Sözleşmesi'ne de doğrudan atıf yapıldı. Müttefikler Ukrayna'ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınmasını kararlaştırdı. Ukrayna-Rusya ihtilafı çerçevesinde Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ni uygulamasıyla Karadeniz Dağıl Anlaşması ve taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri dünya gündemine damga vurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin son rakamlar paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Pençekilit bölgesindeki operasyonlara ilişkin kilit kapanmaktadır denildi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit harekatında kilit kapanıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır dedi. Pençe kilit harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler, bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık kaynaklarına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO marjında yaptığı görüşmelerde F-16'ların tedariğine yönelik sürecin gündeme gelip gelmediği soruldu. Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylarla ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ve terörle mücadele. Son bir haftada 28, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1355 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Suriye ile normalleşme sürecinde CHP lideri Özgür Özel'in görüşme için Esad'la temas kurduklarını açıklamıştı. Temas sağlandı, olumlu karşılandı. Peki görüşmenin kesinleşmesi halinde Özel ve heyeti Şam'a nasıl gidecek? Çantasında neler olacak bakalım. Çok yakın bir süreçte bir Şam ziyareti olacak. Bir heyetle gideceğim. Evet. Temmuz ayı içinde gerçekleşmesini umut ediyoruz. Lübnan üzerinden gideceğiz. Temas sağlandı, olumlu karşılandı. Görüşme için tarih ise henüz netleşmedi. Siyasetin sıcak başlıklarından birisi de Esad yönetimiyle diyalog süreci. Kaç kişi yaşıyor burada tahmini? Suriye. Sığınmacılar, sınır güvenliği, terörle mücadele ve iki ülke ilişkileri. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmede bu başlıkları gündeme getirecek. İlk temas geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. CHP Dışişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Gölge Bakan İlhan Uzgel üzerinden temas sağladı. Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Esad yönetimince olumlu karşılandı. CHP'nin Esad yönetimiyle sağlanan temaslar Dışişleri Bakanlığı'yla koordineli olarak yürütülüyor. Gelişmeler konusunda bakanlık bilgilendiriliyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, ana muhalefet partisinden önce iktidarın Esad yönetimiyle temas kurması gerektiği yönünde bir telkin gelmesi halinde buna göre hareket edeceklerini belirtti. CHP'nin Suriye temaslarında kullanacağı güzergah da belli oldu. Özel ve beraberindeki heyetin Türkiye'den önce Beyrut'a hava yoluyla gitmesi, oradan da karayoluyla Şam'a gidilmesi planlandı. Edinilen bilgiye göre Özel, Esad'la yapacağı görüşmede Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne vurgu yapacak. Sığınmacı sorununu çözmek için çözüm önerilerini paylaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti ve CHP'liler arasında tartışma çıktı. Sinirler gerildi. Böyle olunca da toplantıya ara verildi. Ya dinlemeyi öğren bir Gencay. Büyükşehir'de öğrettik, burada da öğretecek. Başkanım, merak etme. Müsaade eder misiniz? Başkanın mikrofonunu keser ne misiniz? Ne oluyor? Eline koy. Sesler yükseldi. Belediye meclisi bir anda karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Temmuz ayı 3. oturumu vardı.
Toplantı sırasında AK Parti ve CHP grubu arasında tartışma çıktı. AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'la CHP'li Bahçelievler Meclisi üyesi Gencay Özcan arasında tansiyon yükseldi. Arkadaşlar, ya dinlemeyi öğren bir Gencay. Büyükşehir'de öğrettik, burada da öğreteceğiz. Başkanım, merak etme. Müsaade eder misiniz? Başkanın mikrofonunu keser misiniz? Ne oluyor? Eline Tartışmaya oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan müdahale etmek istedi. Ancak taraflar bir türlü sakinleşmedi. Hakkını korumak benim görevimdir. Siz bana müsaade edin, ben ona haddini bildiririm. Ama siz benim adıma konuşmaya başlamayın. Ayıptır. Böyle bir şey yok. Ben kimsenin hakkını kimseye yedirtmem. Kaç kez konuştuk. Tartışma devam edince oturuma ara verildi. Ara sırasında da gerginlik devam etti. Arkadaşlar, meclise 15 dakika ara verdim, bilginiz olsun. Grup başkan vekilleri odama gelsin. TÜİK'in açıkladığı enflasyonla birlikte kök aylıktaki düşük olması oranları nedeniyle bir sürü tartışma yine başladı ve dönüyor. Şimdi zamdan yararlanamayan yaklaşık 2 milyon emekli var. Onlar için çözüm arayışı da devam ediyor. AK Parti kurmaylarının ekonomi yönetimiyle beraber yürüttüğü bu süreçte gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. ABD ziyaretinden dönüşte çalışmanın Erdoğan'a sunulması ve kapsamıyla ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığını arttırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklileri %24,73, memur emeklileri %19,31 zam aldı. Ancak zamma rağmen 1,8 milyon emeklinin maaşı 10 bin liranın altında kaldı. AK Parti kurmayları ve ekonomi yönetimi zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli için çalışma yürütüyor. Nihai karar içinse gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. ABD ziyareti sonrası çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunularak zammın kapsam ve oranı netleşecek. Ardından yasa değişikliği için harekete geçilecek. Edinilen bilgiye göre düzenleme ile ilgili iki formül öne çıkıyor. Biri kök aylığın iyileştirilmesi, diğeri de hazine desteğinin artırılması. Emeklilerin talebi kök aylığa zam, ancak bu durum uzun yıllar yüksek primlerle emekli olan kişilerle az prim ödeyerek en düşük seviyeden emekli olanlar arasındaki makasın kapanması anlamına geliyor. Öyle ki Ocak ayında 10 yıl çalışanla 26 yıl 5 ay çalışan kişilerin emekli aylığı eşitlendi. Bunun yerine tüm emeklilere seyanen zam verilmesi fikri de gündeme geldi. Ancak maliyeti nedeniyle vazgeçildi. İyileştirmenin kök aylığı 10 bin liranın altında kalan SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik düzenlemeyle sınırlı kalması halinde tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı düşünülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'daki TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. Enflasyonda en zoru geride kaldı dedi Şimşek. Yeni vergi paketine de değindi. Şimşek yükü dar gelirliye yüklemeyeceğiz ifadelerini kullandı. En zoru geride kaldı. Evet, kolay bir süreç değil. Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonla ilgili konuştu. Program çalışıyor, başaracağız dedi. Enflasyonda düşüş için önümüzdeki ayları işaret etti. Biz şu anda dezenflasyon döneminin başındayız. Önümüzdeki ay çok büyük ihtimalle enflasyon %60 civarına, bir sonraki ay %50 civarına, bir sonraki ayda muhtemelen elinin belki bir tık altına inebilir. Daha sonra da yılı tabii ki Merkez Bankası'nın hedefi olan 38 civarında kapatmayı ümit ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. Vergide adaleti sağlama çabası içindeyiz dedi. Amacımız vergide adaleti ve etkinliği sağlamak. Onun için yük hiçbir şekilde dar gelirlere yüklenmeyecek. Yük çok güçlü bir şekilde kayıt dışı olanlar üzerinden bu vergi adaleti sağlanacak. Bakan Şimşek, kamuda tasarruf içinde çalıştıklarını söyledi. Şu anda bütün harcamaları gözden geçiriyoruz. Bazı programları kapatacağız. Bazı birimleri kapatacağız. Şimşek, Türkiye'nin risk priminde muazzam iyileşme var dedi. IMF'in tanımladığı rezerv yeterliliğinde
arzuladığımız noktaya ulaşmış durumdayız ve rezerv yeterliliğini sağlamış durumdayız. Önemli olan bunun kalıcı hale getirilmesidir. NATO ülkeleri bir yıllık tartışmaların ardından Ukrayna'ya F-16 sevkiyatına başladı. Hollanda ve Danimarka'dan yapılan ilk sevkiyatı diğer NATO ülkelerinin izlemesi bekleniyor. Norveç hükümeti de Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe etmeye hazırlanıyor. NATO ülkeleri Ukrayna'ya F-16 sevkiyatına başladı. Washington'daki NATO Liderler Zirvesi sürerken ittifak üyesi 3 ülke ortak açıklama yaparak Ukrayna'ya F-16 savaş jeti sevkiyatının başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Danimarka'dan yapılan açıklamada F-16'lar için transfer süreci devam ediyor denildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gündeminde de F-16'ların sevkiyatı vardı. Danimarka ve Hollanda'dan gelen F-16 jetlerinin transferinin sürdüğü haberini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu jetler Ukrayna'nın savunması için bu yaz Ukrayna semalarında uçacak. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'ye Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldıklarını duyurdu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise ülkesinin 30 jet göndereceğini söylemişti. F-16 sevkiyatı kararı için teşekkürlerini sunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, F-16'lar adil ve kalıcı barışı daha da yakınlaştırarak terörün her zaman başarısızlığa uğraması gerektiğini gösteriyor dedi. Ancak karara Moskova'dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tepkisini, Ukrayna'ya F-16 gönderme planı Rusya karşısındaki savaş çetesini Washington'ın yönettiğini ortaya koyuyor sözleriyle gösterdi. Zirve öncesinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri desteğinin süreceği mesajı vermişti. Evet, haberimizde de izledik. NATO Ukrayna'ya F-16 verme kararı verdi. Şimdi bu karar ne anlama geliyor? Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını nasıl etkileyecek bu karar? Uzman konuğumuz var, hemen konuşacağız. Savunma Sanayi Analisti Sayın Kadir Doğan bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi dün Stoltenberg yaptığı açıklamada aslında bunun sinyalini vermişti. Yani NATO bildirgeye de dikkat çekmişti öncesinde. Ukrayna'ya ilişkin böyle somut kararların olabileceğini belirtmişti. Hani tarih bekleniyordu farklı şekilde ama bunlar olmadı. Nitekim F-16 ve çok yüklü bir miktarda $40 milyar gibi bir yardımdan bahsediyoruz şimdi Ukrayna'ya. Biz şunu bekliyorduk, hani arabuluculuk süreci, iki ülkeyi masaya oturtma, bunlar çok konuşulduğu için böyle bir sürece evrilmesi beklenirken şimdi F-16'ların Ukrayna'ya gidiyor olması tabii birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. Bu ne demek? Sizden alalım. Şöyle, şimdi açıkçası Amerika'nın bu konudaki, yani Ukrayna-Rusya Savaşı'nın en başından beri Biden hükümetinin net bir tavrı var. Bu tavır şu: aslında biz Rusya'yı bir vekil unsur üstünden, burası da ki bu vekil unsur tırnak içinde söylüyorum Ukrayna, mümkün olduğunca yıpratalım. Biz bu bölgede Rusya'nın tabiri caizse bir bataklığa sürüklenmesini, uzun süre burada mücadele etmesini sağlayalım. Ve bu sırada da diğer bölgelerde bize mümkün olduğunca alan açılsın. Diğer bölgeler nedir? Fark ettiyseniz özellikle 2020'li yıllarla itibaren 20, 21, 22 o yıllardan itibaren Rusya biraz daha işte Wagner gibi yapılarla işte hem Afrika'da hem Orta Doğu'da gittikçe daha aktif olmaya başlıyordu. Burada kimi zaman Fransa ile bir mücadele vardı. Örneğin işte Mali, Nijerya, Gine gibi ülkelerde. Kimi zaman İsrail ile, kimi zaman Amerika'nın olduğu bölgelerde. Biraz daha Rusya farklı bir perspektifte ilerliyordu. Şimdi bu aslında Ukrayna Savaşı Amerika için bulunmaz bir nimet. Mümkün olduğunca bu Ukrayna'ya destek vermek, Rusya'yı zayıflatmak, Rusya'yı yıpratmak birinci öncelik. Bu önceliği biz geçmişte zaten bazı adımlarla gördük. Yani F-16'dan önce de çok önemli tedarikler yapıldı. Tank sevkiyatları, özellikle Almanya'dan gönderilecek tankların çok tartışıldığı, uzun süre sonra Almanya'nın ABD'nin göndermesi şartıyla onay verdiği bir süreç yaşadık. Şimdi tabii değişti durum F-16'larla. Tabii yani HIMARS vardı mesela, hani baktığınız zaman sahada çok daha etkili olabilecek sistemler de vardı. Çok ciddi tepkiler de olmuştu ama şu anda Ukrayna sahası çok statik bir ortam haline geldi.
Yani bizim ilk başta gördüğümüz durumdan ziyade karşı iki tarafını birbirini yıpratmaya çalıştığı ve bu şekilde biraz daha endüstrilerin konuştuğu bir ortam haline geldi. Yani endüstrisi kimin daha güçlüyse. Evet. Kadir Bey'in şimdi bağlantısı kesildi. Arkadaşlarımız yine bağlamaya çalışacaklar. Bana haber verirler bağlayıp bağlayamadıklarını ama tabii NATO'nun bu bildirgesi çok önemli. Dünden itibaren de bu tartışılıyor. Bahsettiğim gibi bir arabuluculuk sürecinden biz ilerlerken özellikle Türkiye olarak tahıl koridoru gibi bölgede arabuluculuk sürecinden ilerlerken şimdi çok farklı bir noktaya geldik. Kadir Bey ile yine bağlandık. Buyurun devam edin lütfen. Bir bağlantı sorunu oldu, kusura bakmayın. Tabii, buyurun. Şöyle F-16 özelinde baktığımız zaman da konuyu şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi savaş uçakları çok kompleks sistemlerdir. Yani tek başına siz sahada evet bir çarpan etkisi yaratır mı? Yaratır. Mühimmatları yüklersiniz. İçerisinde önemli radarları vardır. Gidecek sistemler işte blok 30 mu, 40 mı, 50 mi, 60 mı bununla ilgili bir detay olmasa da neticede etki sağlayabilecek, hava gücü sağlayabilecek önemli sistemlerdir. Ama bakın F-16 konusu bugün konuşulan bir konu değil sadece. Biz ilk neyi konuştuk hatırlarsanız F-16'lar için önce eğitim verilmeli dedik. Pilot eğitilmeli konusundan bahsediyor. Amerikalılar da aynı şeyleri söylediler. Tabii. Bununla birlikte bunun lojistiği, ikamesi, bakımı, onarımı, mühimmat entegrasyonları, bunların kullanılması, bunların hepsi çok uzun süreçler. Örneğin bir F-16'yı siz kaldırdınız, görev yapacaksınız. Bunun bir prosedürü var. İniş yapıyorsunuz, bir prosedürü var. Bakımını yapıyorsunuz her uçuştan sonra belli seviyelerde. Bunun bir bunları prosedürü var. Bunları tabii ki Ukrayna ordusu, Ukrayna askerleri yapacak. Yani NATO üye ülkeleri olmayacağına göre onların bu süreci de bayağı uzun bir süreç. Kesinlikle öyle. Buna ek olarak bir de şöyle düşünelim. Biz mesela hava savunma sistemleri için katmanlı hava savunma sistemi yapısını çok kullanırız. Yani birbirine entegre çalışan yapılardır bunlar. En alt kademeden başlar, bir şemsiye gibi düşünün. Yukarıya doğru birbirlerine bağlı olan, birbirleriyle konuşan sistemlerdir. Şimdi savaş uçaklarında da böyle durumlar var. Şimdi F-16'yı aldığınız zaman gerçekten verimli olmasını istiyorsanız erken ihbar radarlarıyla entegre edeceksiniz. Karadaki elektronik harp sistemiyle entegre edeceksiniz. Farklı görüntüleme birimleriyle entegre edeceksiniz. Bu yüzdendir ki genelde Amerikan menşeli sistemler NATO ülkeleri dışında çok zorluk yaşatır ilgili ülkelere. Eğer bir ülke hibrit bir modele sahipse, işte Ukrayna bir örnektir. Mesela Mısır buna bir örnektir örneğin. Bu gibi ülkeler biraz daha hibrit yapıdadırlar. Yani hem Rus sistemleri kullanırlar, hem örneğin Çin sistemleri kullanırlar, hem Amerikan sistemleri kullanırlar ve bir entegrasyon sağlamakta çok zorlanırlar bu yapıda. Şimdi Ukrayna'da da benzer bir durum söz konusu. Ukrayna'nın kendi radarlarıyla, kendi altyapısıyla, haberleşme altyapısıyla F-16'ları tam anlamıyla entegre etmesi mümkün olmayacak. Bunun mümkün olması için sıfırdan bir altyapı kurmanız lazım. Zaten tahrip olmuş bu, askeri açıdan yorgun, imkanları olmayan bir ülkeden öyle bahsediyoruz. Bu tanklar açısından da az önce bahsetmiştik. Aynı şey tankları kimin kullanacağı, orada nasıl kullanılacağı, yönetileceği de söz konusu olmuştu. Aynı süreç çok zor Ukrayna için şu anki mevcut durumunda. Kesinlikle öyle ki hani bunu yaparken bir yandan altyapı yapmanız lazım. Zaten hani savaşın ilk başlarında hatırlayın, Rusya seyir füzeleri önce altyapıları imha etmeye başladı zaten. Ki bu savaşın doğasında olan bir şeydir. Burada da benzer bir durum var. Yani hani F-16 konusunu ben evet hani Ukrayna'ya katkı sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Ama örneğin bugün savaşın ülke Polonya olsa ve Polonya'ya siz böyle bir ürünü verseniz veya İsveç olsa, Danimarka olsa, F-16'nın etkinliği 10 birimse Ukrayna'daki etkinliği 3 birim, 4 birim olacaktır. Tüm bu o yüzden Rusya saydığınız sebeplerden ötürü. Kesinlikle öyle. Ya buna siz buradaki kurman yapısının kabiliyetini de eklersiniz, altyapıyı da eklersiniz. Bunların hepsini eklersiniz. Evet. O yüzden biraz daha yani ben şahsen şöyle bakıyorum. Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği en büyük destek biraz daha arka plandaki işler. Çok yoğun istihbarat desteği veriyorlar. Bu istihbarat desteğine ek olarak bakın savaş tamamen artık şeye döndü Ukrayna'da. Kamikaze araçların konvansiyonel olmayan yöntemlerle insan savaş araçlarının kullanılmasına döndü. Biz tank konusunu çok konuştuk. Bakıyorsunuz bir tane drone'dan bırakılan çok ufak bir bombayla tankı imha ediyorlar şimdi. Evet. Şimdi evet, bu senaryoda 100 tane daha tank versin Amerika Ukrayna'ya. Ne gibi bir etki yaratabilecek? O zaman ne şunu anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Yani F-16'lar, tanklar bunlar askeri açıdan çok
ağır teçhizatlar olarak görülüyor kağıt üstünde ve söylemde. Ancak sahada pratikte bunları hayata geçirmek Ukrayna için bir hayli zor, daha pratik, daha modern savaş tekniklerinin Ukrayna için daha etkili olduğunu görüyoruz anladığım kadarıyla şu an, değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi Amerika'nın geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya verdiği, çok yüklü miktarda verdiği iki farklı sistem var. Bir tanesi kamikaze insan savaş aracı, yaklaşık 1000'den fazla adette teslim ettiklerini söylediler, teslim edeceklerini söylediler. Ki sahada kullanımını gördük. Yine Habertürk ekranlarında bundan bahsetmiştik. O ürünün kullanım görüntüleri de vardı. Buna ek olarak bir de Rusya'ya karşı olarak anti-İHA sistemleri vermeye başladılar. Şimdi yani Rusların da böyle bir kabiliyeti var. Bu kabiliyet biraz daha İran ve Çin menşeli açıkçası. Ukrayna'da ise bu kabiliyet biraz daha Amerikan menşeli. Bir sahada konvansiyonel sistemlere karşı, yani tanklara, hava savunma sistemlerine, ne bileyim işte topçu roketlerine, obüslere karşı bu gibi konvansiyonel olmayan biraz daha yeni teknoloji ürünlerin çok aktif bir şekilde kullanıldığını gördük. Evet. Bu kullanım aslında sahanın seyrini de değiştiriyor. Mesela görüntülere baktığınızda şunu görürsünüz. Artık ne bir cephe kalmış, ne bir birlik yapısı kalmış. Tamamen birbirinden bağımsız, biraz daha vekil güç gibi, biraz daha işte dağınık, statik olmayan yapılarda hareket ediyor birlikler. Daha çok meskun mahallelerde geçiyor bu gibi yapılar. Yani evet, bize aslında biraz daha gelecekten bir kesit sunuyor Ukrayna sahası ve bu da aslında bize arka planda çok şey gösteriyor. Bize diyor ki bakın, artık konvansiyonel sistemlerle biz bir yere kadar geldik. Savaş artık değişiyor. Bu savaşın seyrine göre tüm ülkeler kendine bir rota çizsin. Zaten NATO zirvesinde de konuşulan konulardan bir tanesi bu aslında. Şimdi evet, yani onu sormak istiyorum Kadir Bey. Şimdi biz bunu değerlendiriyoruz. Siz bunu değerlendiriyorsunuz. NATO ülkeleri de bunu değerlendiriyor. Yani Ukrayna'daki savaşı, o sahayı her gün onlar araştırıyor, analiz ediyor. Her bahsettiğiniz gibi inanılmaz bir istihbarat servisi var bölgede ülkeler açısından. Şimdi biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Peki bu F-16'lar, bu tanklar, bu konvansiyonel silahlar neden konuşuluyor bu kadar? Neden bu kadar bildirilere giriyor? Başka bir şeyi örtmek için mi? Daha bunu cevaplayalım. Daha sonra bir de Çin konusu da NATO için önemliydi. Burayla da alakalı onu da soracağım. Şöyle şimdi harp dediğimiz şey de özellikle sembolojiler çok önemlidir. Yani örneğin bir balistik füze. Bir balistik füzenin kullanımı tahribat açısından oldukça önemlidir. Ama bu gibi bir ortamda tek başına savaşın seyrini değiştirir mi derseniz, değiştirmez. Ama bir balistik füzenin sahip olunması, onun yaratabileceği caydırıcılık, onun yaratabileceği güç size farklı bir ağırlık kazandırır. Aslında bu ağırlık üstünden ilerliyor. Yani Amerika şunu demeye çalışıyor Rusya'ya. Bak, ben eli yükseltiyorum ve F-16 veriyorum. Sen de ona göre ayağını denk al demeyi getiriyor aslında konuyu. Evet, bu ama noktada Çin'e de... F-16'ların... Evet, buyurun. Hemen ekleyeceğim. Siz cümlenizi tamamlayın. F-16'ların sahada kullanımının istedikleri ölçüde olmayacağını veya verdikleri bir switch blade kamikaze kadar sahada belki etki etmeyeceğini onlar da biliyor. Çünkü bir yandan o kamikaze araçları zaten vermeye de devam ediyorlar açıkçası. Bu noktada Çin'e de, çünkü bildiride zaten Çin'e karşı da net mesajlar vardı. Çin'e de Rusya'yı özellikle Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya karşı kullanması üzere mühimmat göndermekle suçluyorlar Çin'i. Burada o zaman Çin Rusya'ya yakınlaşmasına yönelik de bir mesaj var. Aman ayağınızı denk alın mı denmek isteniyor. Doğru. Zaten NATO artık odağını Ukrayna Savaşı'ndan sonra biraz daha Çin'e kaydırmış durumda açıkçası. Yani yeni tehdidin Çin olduğunu belirtiyor. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Bir katıldığım Amerika'daki bir savunma etkinliğinde CENTCOM Başkan Yardımcısının kamuya açık bir ortamda şöyle bir konuşması vardı. Artık biz Orta Doğu'dan CENTCOM olarak çekiliyoruz. Odağımızı Asya Pasifik'e kaydırıyoruz çünkü Çin'in Tayvan'a 2026-27 yıllarında saldırmasını bekliyoruz diyor. Yani Amerika zaten odağını, dolayısıyla NATO, biraz daha Çin'e kaydırmış durumda. Eğer Rusya'yı yeterince şeytanlaştırıp Çin'i de onunla ilişkilendirebilirseniz, bu kez size doğal yollardan aslında bir düşman ortaya çıkmış oluyor bu noktada. Bu özellikle Çin de biraz açıkçası buna Rusya'ya olan desteğiyle bir fırsat veriyor diyebiliriz.
özellikle Rusya'nın kullandığı altyapılara baktığımız zaman Rusya elektronik konularında, insan savunma araçlarında yeterince gelişmiş bir ülke değil. Ve Çin bu konuda oldukça iyi altyapısı olan, doğal sınırları olan, yani karayolundan istediği gibi ürün sevk edebilen, temin edebilen bir ülke konumunda. Sadece Çin'in ürünleri bu arada Rusya sahibinde, yani Rusya tarafında değil, Ukrayna tarafından da kullanılıyor. Yani ben Ukrayna'nın kullandığı bazı insan savunma araçlarına baktığı zaman Çin yapımı olduğu ürünleri görüyorum mesela birçok noktada. Yani Çin Rusya'ya destek olurken bir yandan Batı'yı da çok kızdırmak istemiyor açıkçası. Çünkü onların da Tayvan gibi bir odak noktaları var. Ve Tayvan aslında Amerika'nın da gittikçe biraz daha kaşıdığı bir konu. Tayvan son dönemlerde, bu yıl seçim vardı Tayvan'da, biraz daha artık Tayvan'da da Çin yanlısı hükümetler, Çin yanlısı partiler daha da güçlenmeye başlıyor ve bu Amerika için önemli bir tehdit. O yüzden mümkün olduğunca aslında Rusya'yı burada tutup bir an önce odağını Çin'e kaydırmaya çalışıyor Amerika. Çünkü Çin çok hızlı büyüyor, çok hızlı ilerliyor. Hem deniz kuvvetleri açısından hem hava kuvvetleri açısından ekonomik büyümesi zaten Amerika'yı şu anda büyüme rakamları açısından söylüyorum geçmiş durumda. Çin'in Amerika'ya askeri açıdan yetişmek için belki de tamamen, yani böyle hem nitel hem nicel açıdan yetişmek için önünde bir 5-10 yıllık süre var. Amerika bunun çok iyi farkında ve ne yapacaksa bu süreçte yapmayı planlıyor. Bu avantajı da, bu 10 yıllık avantajı da şu an kendi lehine kullanmaya çalışıyor Amerika. Çok teşekkür ediyoruz. Savunma sanayi analisti Kadir Doğan'la değerlendirdik. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. Şimdi devam edelim. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarihte belli oldu. 49 yıla kadar hapisleri istenen sanıkların davası 4 Eylül'de başlayacak. Duruşmalarsa 3 gün sürecek. Bir de o zaman enerji. %100 enerji, bu nasıl bir sinerji? Tek tek... Söylemek ister misiniz? İfadeler için ne söylemek ister? Savcılık 75 sayfalık iddianame hazırladı. Kara para aklama soruşturmasında Polat çifti ve yöneticiler için 40 yıl, üyeler içinse 36 yıla kadar hapis istendi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 kişi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı. 8 aydır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'a 3 suçlama yöneltildi. Haklarında 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, çiftin sahibi olduğu 31 şirketin mal varlıklarının kamuya geçirilmesini talep etti. Suç örgütünün büyük bir organizasyon halinde kara para akladığı belirlendi. Yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin'le irtibat kurdukları tespit edildi. Mail order yöntemiyle elde edilen kara parayı kripto cüzdanı içerisinde saklayıp lüks yaşam sürerek harcadıkları vurgulandı. İddianameye göre şirket müşaviri Ahmet Gün itirafçı oldu. Gün, bu paranın kaynağı bahis ya da başka bir kara para aklama türü dedi. Faturaların iptal edildiğini belirten Gün, şirket hesabında kaynağı belirsiz para hareketlerinin de olduğunu itiraf etti. İddianamede MASAK raporuna da yer verildi. Sanıklara ait şirketlerde toplam tahsilatın 1 milyar 272 milyon lira olduğu belirlendi. 422 milyon 201 bin lira tutarında fazladan tahsilat yapıldığına dikkat çekildi. İddianamede Engin ve Dilan Polat'la Sıla Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 yöneticinin 40 yıla kadar hapsi istendi. Engin Polat'ın anneannesinin de aralarında bulunduğu 21 sanığın ise 36 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı güncel yapılanma davasında tahliye kararı çıktı. Mahkeme Oktar dışında tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. Güncel yapılanma davası Adnan Oktar silahlı suç örgütünün üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırdığı iddiasıyla açılmıştı. 20 sanıklı davanın duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmaya tutuklu sanık
Adnan Oktar ve bazı sanıklar Seglis aracılığıyla sağlandı, bağlandı. Duruşmada Fatih Kılıç tanık olarak ifade verdi. Kılıç, Adnan Oktar cezaevine girince ilk yaptığı şey avukatları görevlendirmek oldu. Herkesten kendisini ve örgütü aklayan yazılı beyanlar alınmasını istedi dedi. Mahkeme heyeti Adnan Oktar dışında tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesine karar verip ertelendi. Açar mısınız olarak ulaşın? Aç kardeşim. Gel gel gel. Baba oğul iki balıkçı tekneyle Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanıyordu. Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. Ölümle burun buruna gelen balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı. Allah bela. Bak tekneyle vurdu. Yunan botunun saldırısına uğradık. Geldiler tekneyle vurdular. Türk balıkçılar uluslararası sularda avlanıyordu. Yunan sahil güvenlik botu geldi, vurdu, kaçtı. Baba oğul ölümden döndü. Yunan botu geliyor. Türk balıkçı İlker Özdemir oğluyla birlikte Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanıyordu. Ağlarını denize atan balıkçılar Yunanistan'a ait botu fark ettiler. Yunan unsurları iki kez Türk balıkçıların yakınından geçti. Oluşturdukları dalgalarla Türk balıkçılara zarar vermek istediler. Yunan sahil güvenlik botu 3. seferde dalgayla yetinmedi. Botlarıyla Türk balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. Sonra da hızla uzaklaştılar. Allah bela. Bak tekneyle vurdu. Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Teknenin son durumu bu. Çarpmayla 12 metrelik kızıl elma aldığı Türk teknesi zarar gördü. Ölümle burun buruna gelen baba oğul büyük panik yaşadı. Var vatandayız, kurtarın sulardayız. Geldiler, hazmedemediler, vurdular. İlker Özdemir çarpma sarucu kolundan hafif şekilde yaralandı. 112 acil sağlık hattını arayarak yardım istedi. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi. Hasarlı tekne Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na çekildi. Allah bela. Bak tekneyle vurdu. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba içerisinde. Şimdi bölgeye gideceğiz son durumu almak için. Gazeteci Alican Zeray bize aktaracak. Alican. Evet, şu anda yangın bir bölgede sıkıştırıldı deniyor. 150 hektar alanda etkili olduğu da bilgisine ulaştık şu sıralar. Yangın ama devam ediyor. Herhangi bir kontrol altına alındığı açıklanmadı. Biz neredeyiz? Edirne'nin Bulgaristan'a sınır, Lalapaşa ilçesine bağlı Ömerova köyündeyiz. Burası da Karapınar mevkii. Hemen şöyle gösterelim, içeri doğru girelim. Burada soğutma çalışmaları başladı bu bölgede. Ama yangının doğu bölgesinde, yani Kırklareli tarafına doğru. Şimdi onu da söyleyeyim, Kırklareli sınırında aynı zamanda bu bulunduğumuz nokta, yangının çıktığı nokta Ömerova köyü. İşte oraya doğru ilerledi ekipler, oraya doğru sevk edildi. Ömerova köyüne doğru giden yolda da iş makineleri çalışma başlattı. Önü kesildi oranın. İşte şu anda o bölgede çalışmalar devam ediyor. Gösteriyor şimdi kameraman arkadaşım buradaki işte yaşanan, işte görüyorsunuz felaket burada. Her yer simsiyah olmuş durumda. Yangından sonra şu anda bu bölgede soğutma çalışması yapıldı ama dumanlar tütüyor. Şöyle bu tarafa doğru dönelim. Tam bulunduğumuz yerin karşı tarafı, diğer tarafa doğru yangın o bölgede etkili. Şurada da yanan küçük küçük alevleri görüyoruz burada. Bu bölgede şu anda tamamen soğutma çalışmasını başladığını söyleyebiliriz. Tekrar edelim. Bulgaristan'a sınır, Lalapaşa ilçesine bağlı Ömerova köyündeyiz. Edirne'de burada yaklaşık bir 4-5 saatten beri biz buradayız. Hatta daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yangın çıktı ve müdahaleler başladı havadan, karadan. Şu anda helikopterler, havadan 2 uçak, 5 helikopter var. Müdahaleler devam ediyor o bölgede. Burada da soğutma çalışmaları başladı. Toplam 150 hektar alanda olduğu söyleniyor. Tam bir resmi bir açıklama yapılmadı ama bize Orman Müdürlüğü'nden böyle bir bilgi geldi. 150 hektar alan olduğu söyleniyor. İşte şu anda görüyorsunuz, yanan ağaçlardan sonra geriye kalanlar bunlar. Simsiyah, her taraf kül. Evet, soğutma çalışmaları da Orman Müdürlüğü ekipleri
onlarca araç diğer tarafa doğru sevk edildi. İş makineleri, griderler de gitti. Helikopteri görüyorsunuz yine. Evet, yangın söndürme helikopteri şu anda o bölgeye, dediğimiz bölge işte doğu tarafına doğru ilerliyor. Kırklareli tarafına doğru gidiyor. Alevler o tarafa doğru gidiyor. Onun önünü kesmeye çalışıyorlar. Bize gelen bilgi de yani şu anda kısmen aldık kontrol altına. Yani bir bölgede sıkıştırdık. Orayı da söndürdüğümüzde artık kontrol altına alacağız dedi. Biz de tabii inşallah bir an önce kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Rüzgar 24 kilometre saatte 43 kilometreye varan hız olduğunu gösteriyor şu anda bölgede. Zaman zaman sert esiyor rüzgar. İşte rüzgarın da etkisiyle aslında bu bölgede yangın bu kadar kısa sürede ilerledi ve yayıldı. Evet, şu anda şöyle göstersin. İşte bakın, müdahale ediliyor oraya. Şimdi suyu bırakacak helikopter. O bölgede alevlerin olduğu bölge orası. İşte oraya müdahale ediliyor. Kırklareli tarafı, doğu tarafında yangına müdahale ediliyor bölgede. Şu anda bulunduğumuz yerde, tekrar edelim, Ömerova Köyü, Bulgaristan'a sınır. Bu bölgede de soğutma çalışmaları başladı. Havadan, karadan yangına müdahale ediliyor. Biz de burada tabii devam edeceğiz yayınlarımıza. Yangın kontrol altına alınana kadar bu bölgede olacağız. Diyelim, sözü tekrar merkeze, stüdyoya size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Alican, kolaylıklar diliyoruz. Umarız en kısa zamanda yangın da kontrol altına alır. Biz de o haberi sizle paylaşırız. Şimdi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında Gazze için de çağrıda bulundu. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz dedi. Çifte standarda tepki gösterdi. Gazze hassasiyetini bir kez daha dile getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO'da Gazze'yi unutmadı. Sanchez, Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları oturumuna katıldı. İspanyol basını başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak oturumla ilgili bir haber yayınladı. Habere göre Sanchez, basına kapalı NATO toplantısındaki konuşmasında Gazze için çağrı yaptı. Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlılığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz. İspanya 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olan Madrid yönetimi, saldırılar sonrası Filistin devletinin tanınmasında da ön ayak olmuştu. İspanya'nın ardından Norveç, İrlanda ve Slovenya hükümetleri Filistin'i resmen devlet olarak tanımıştı. İsrail, Refah'a operasyon düzenleyeceğini açıklamıştı. Bu tabii uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Çok küçük bir alanda bir felaketin sanki yaşanmıyormuş gibi daha büyük bir felaketin yaşanacağı belirtildi. Bunun üzerine ABD ne yapmıştı? Bomba sevkiyatını durdurmuştu İsrail'e. Peki ABD'nin bu kararı ne kadar sürdü? Yalnızca 2 ay. ABD'nin yaklaşık 227 kilogramlık bombaları İsrail'e tekrar göndermeye başladığı öğrenildi. ABD 1 tonluk bombalarla birlikte İsrail'e sevkiyatını durdurduğu 227 kilogramlık bombaları 2 ay sonra yeniden göndermeye başladı. ABD'de Biden yönetimi Mayıs ayında İsrail'in nüfus yoğunluğu olduğu Refah kentine saldırı düzenleyeceğini açıklaması üzerine sivil kayıpları engellemek için İsrail'e bomba sevkiyatını durdurmuştu. Bu sevkiyatta 1800 adet 1 tonluk, 1700 adette 227 kilogramlık bomba bulunduğu belirtilmişti. İsmini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili 227 kilogramlık bombaların nakliye sürecinde olduğunu ve önümüzdeki haftalarda İsrail'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. ABD'li yetkili nakledilen bombalardan değil, 1 tonluk bombaların potansiyel kullanımından endişelendiklerini savundu. Bu bombaların 1 tonluk bombalarla aynı mühimmat sevkiyatında bir araya getirildiği için naklinin durdurulduğunu belirtti. 227 kilogramlık bombaların ayrı olarak İsrail'e gönderildiğini teyit ederek 1 tonluk bombaların sevkiyatınınsa hala bekletildiğini kaydetti. Gazze'deki saldırılarda kullanılan ABD silahları sık sık gündeme geliyor. ABD'nin CNN televizyonunun haberine göre
Son olarak Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda da Amerikan yapımı mühimmat kullanıldı. İsrail'in saldırısında 30 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. O İsrail müzakere heyeti ateşkes görüşmeleri için bu kez Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor. Katar'da salı gününden itibaren devam ediyordu. Dolaylı müzakerelere katılmıştı Mossad direktörü ve liderlik ettiği İsrail heyeti bu sabah Tel Aviv'e döndü. İsrail Başbakanı Netanyahu gün içinde heyetle görüştü. Kabinenin de müzakereleri değerlendirmek üzere bu akşam toplanacağı duyuruldu. Hamas'sa arabulucuların ateşkes görüşmeleri hakkında kendilerini henüz bilgilendirmediğini açıkladı. Hamas, İsrail'in zaman kazanarak müzakereleri engellediğini de savunuyor. Rusya ve Kuzey Kore yakınlaşması bölge ülkelerinde endişeye yol açtı. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya ile geliştirdiği ilişkileri ciddi tehdit olarak gördüklerini açıkladı. Kuzey Kore ve Rusya giderek yakınlaşıyor. Bu durum bölgede dikkatle takip edilirken komşu ülkelerde endişe yaratıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ittifaka üye olmayan Hint Pasifik ülkesi statüsüyle ABD'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Japonya ve Güney Kore liderleri, Kuzey Kore'nin son dönem Rusya ile geliştirdiği ilişkileri ciddi tehdit olarak nitelendirdi. Kishida ile yaptığı görüşme sonrası konuşan Yoon, Kuzey Kore'nin Rusya ile imzaladığı işbirliği anlaşmasının Doğu Asya bölgesinin yanı sıra küresel güvenlik açısından da ciddi endişelere yol açtığını kaydetti. Liderler Rusya ile Kuzey Kore'nin geliştirdiği ilişkilerin ciddi tehdit olduğunda mutabık kaldı. Asya ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarının giderek daha bölünmez hale geldiği konusunda da anlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl sonra geçen ay Kuzey Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunması taahhüt ediliyor. Putin'in ziyaretinden endişe etti Güney Kore. Şimdi de dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Kuzey Kore insansız hava araçlarına karşı hayata geçireceği Star Wars projesiyle lazer silahlarını konuşlandırıyor. Güney Kore lazer silahları konuşlandıracak. Star Wars projesi dünyada bir ilk olacak. Duyuruyu Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi yaptı. Bu yıl Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarını vurmak için lazer silahlarının konuşlandırılacağı açıklandı. Açıklamada lazer programını Star Wars projesi olarak adlandıran Güney Kore'nin bu tür silahları orduda konuşlandıran ve kullanan ilk ülke olacağı belirtildi. Bu silahların ileride savaş alanında oyun değiştirici olacağı vurgulandı. Güney Kore ordusuna göre insansız hava araçlarını vuran lazer silahları etkili ve ucuza mal ediliyor. Atış başına 1,45 dolarlık bir maliyetiyle sessiz ve görünmezler. Ayrıca İHA'ları 10 ila 20 saniye boyunca ışık hüzmeleriyle yakalayarak düşürebiliyorlar. Uzmanlar Güney Kore, Çin ve İngiltere'nin yönlendirilmiş enerji silahı olarak da bilinen lazer silahlarını geliştirmek ve konuşlandırmak için yarış halinde olduğunu belirtiyor. Eslem Sena Nur, popüler bir evlilik programında yarışmacı olarak duyurmuştu adını. Genç kadın İstanbul Harbiye'de girdiği eğlence mekanının tuvaletinde saldırıya uğradı. Topuklu ayakkabıyla başına vurulan genç fenomen şikayetçi oldu. Ağlama, ne olur ağlama. Arkadaşıyla eğlenmeye gitti, tuvalette dayak yedi. Başına 12 dikiş atıldı. Sonra beni aldılar, merdivenden attılar. Eslem Sena Nur adını katıldığı bir evlilik programında duyurdu. Genç kadın İstanbul Harbiye'de bir arkadaşıyla gittiği eğlence merkezinde hedef oldu. Biz kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Daha sonrasında taksi çağırdık eve dönmek için. Lobiye gireyim dedim. Ben lobiye girdiğim esnada arkamdan 3 tane kız girdi. Hidaya göre genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Eslem Sena Nur darp edildi. Beni biraz patakladılar. Kafama da çakı soktular. Sonra beni aldılar, merdivenden attılar. Böyle.
genç kadının başına topuklu ayakkabıyla vuruldu. Çalışanların araya girmesiyle saldırganların elinden kurtuldu. Eslem Senanur ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına 12 dikiş atıldı. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Zaten karakoldayım şu an. İfadesi alınıyor. İki tarafta karşılıklı şikayetçi oldu. Zanlılardan Seyran Y. savcılık talimatıyla, Fadime ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Batman'da balkonda uyurken gök gürültüsü ve şimşekten korkup fenalaştı. 23 yaşındaki genç kız ve hayatını kaybetti. Büşra Ceren İmir evinin balkonunda uyurken gök gürültüsü, sağanak yağış başladı. Gök gürültüsü ve şimşekten korkarak uyanan genç kız fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaptı ancak Büşra kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen genç kız toprağa verildi. Büşra Ceren İmir'in 10 gün önce Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olduğu öğrenildi. İstanbul'da inşaat sayısı oldukça fazla. Bununla birlikte de kaçak hafriyatta da artış var. Kaçak hafriyat dökümlerinin engellenmesi amacıyla İBB tarafından mobil bir araç geliştirildi. Vizör lazer kameralı takip ve denetim sistemi devreye alındı. Peki bu araç kaçak hafriyatın önüne nasıl geçecek izleyelim. Kaçak hafriyat dökenler hem insan sağlığını hiçe sayıyor hem de çevreyi kirletiyor. Kaçak döküm yapanlar artık mobil vizörlerle izlenecek. Şu anda 5 tane var. Bir tane de prototiple birlikte 6 tabii ki ileriki zamanlarda artacak. Kaçak hafriyat takip araçları İSPAK AŞ ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirildi. Enerji kaynağı olarak güneş enerjisi panellerini kullanıyor. İstanbul'da kaçak hafriyatla mücadele için artık yeni bir araç var. Onlar da mobil vizörler. İşte bu mobil vizörlerin üzerinde de harekete duyarlı gelişmiş kameralar bulunuyor. Kamyonun hareketini takip ediyor. Eğer kaçak döküm yapıyorsa da plakadan tespit ediyor. Kamyon görüyorsunuz. Kamera onu yakaladı ve başladı takibe. Araç tanımadan sisteme kayıtlı olup olmadığını görüyor. Plakasına odaklanıyor. Mobil vizörler istenen noktaya konumlandırılabiliyor. Kaçak hafriyatın çok yüksek olduğu bir alana götürdük. 2-3 gün içerisinde 40-50 kamyona idari yaptırım uygulandı ve bir anda bütün kaçak döküm sonlandı. Kaçak hafriyat yapıyorlar şu an tırlar. Kaçak alanlara hafriyat dökenlere yüksek miktarda ceza kesiliyor. Sistem üzerinden tespit edilen kaçak hafriyat döküm fiilini işleyen araçlar tespit edildikten sonra buradaki verilerimiz hafriyat kontrol merkezine iletildiği andan itibaren şirket ise 1.299.000 lira, şahıs ise 433.000 lira idari yaptırım cezasını uyguluyoruz. Şimdi kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz. Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Ana haberin ikinci diliminde gelişmelere birlikte bakmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 29. yılı için taziye mesajı yayımladı. 29 yıl önce yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Filistin halkı maruz kalıyor dedi. Gazze'deki barbarlığın sorumlularının Srebrenica'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap vereceğini belirtti. 29 yıl önce Srebrenica'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. 29 yıl önce Srebrenica'da yaşananların bir benzerinin bugün Gazze'de yaşandığını söyledi. Tüm dünya insanlık ve samimiyet sınavı veriyor dedi. Tüm dünya olarak insanlık ve samimiyet imtihanından geçiyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenica'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 29. yılı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Tekrarı yaşanmamalı dedi. Türkiye'nin eş sunucularından olduğu 11 Temmuz'un Srebrenica soykırımını anma uluslararası günü olarak ilan edilmesine dair karar tasarısı 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Srebrenica soykırımına benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerektiğine inanıyoruz. Erdoğan, soykırımı henüz tanımayan ülkelere tepki gösterdi. Bosna Hersek'teki soykırımı hala inkar edenleri ve savaş suçlularını yüceltenleri esefle karşıladığımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Savaş sonrası evlerine geri dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri de endişeyle takip ediyoruz. Hangi etnik kökenden olursa olsun, her bir Bosna Hersek vatandaşının yaşadığı yerde kendisini emniyette hissetmesi için yerel makamların üzerlerine düşen görevi yapmalarını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek yönetimine de seslendi. Bir iç uzlaşının hakim kılınması temennimizdir dedi. Bosna Hersek'te kalıcı barış ve istikrarın muhafazası için her türlü nefret söylemini artık tamamen geride bırakmalı, barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü yaymanın yollarını aramalıyız. Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının hakim kılınması en samimi temennimizdir. Çatışma ve gerilimden kimsenin kazançlı çıkmayacağını herkesin aklında tutması gerekir. Tam 29 yıl önce bugün insanlık tarihinin en acı sayfalarından biri açıldı. 3 günde güvenli bölge diye sığındıkları Srebrenica'da 8000'den fazla Boşnak erkek katledildi. Üstelik de tüm dünyanın gözleri önünde, oldukça tanıdık değil mi? Şimdi soykırımın yıl dönümünde Srebrenica'da yaşanan acının öyküsünü sizler için hazırladık. Bir Su Kara Arslan'ın haberinden izleyelim. ...11 Temmuz 1995... ...insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri. Bosna Hersek'te Sırbistan'ın sınırındaki o kentte... ...o sınır çizgisinde insanlık tarihinin... ...kanlı katliamlarından biri yaşandı. Üç günde Srebrenica'da 8000'den fazla Boşnak erkek katledildi. 30.000 Boşnak kadın, çocuk ve yaşlı yerlerinden edildi. İsmini bu sınır şehirden alan soykırımın üstünden tam 29 sene geçti. Tarih olarak 1990 yıllarda Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti dağıldı. Bütün cumhuriyetler bağımsızlığını ilan etti. Nisan ayında Bosna'da yaşayan Sırplar ayrılarak ayrı bir cumhuriyet kurduklarını ilan ettiler. Sırbistan, Karadağ ve eski Yugoslavya Halk Ordusu ile beraber Bosna Hersek'e saldırdılar. Şimdi bu saldırı Nisan 92'den Ağustos 95'e kadar sürdü. Srebrenica'daki katliamdan önce de Sırplar Srebrenica'ya ilaç, yemek ve suyun gönderilmesine engel oluyordu. Bu nedenle Birleşmiş Milletler görevlisi Philip Morillon o bölgeyi yani Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etti. Fakat buna rağmen saldırılar durmadı. Srebrenica, Hollanda görev kuvvetlerinin kontrolündeydi. Binlerce Boşnak'ın sığındığı, Hollanda askerlerinin kontrolündeki kent, Ratko Mladic komutasındaki Sırp güçleri tarafından kuşatıldı. Birleşmiş Milletler'in koruması altında gibi gözüküyordu ama sahada devamlı olarak bombalar yağıyordu Srebrenica'ya. 10 Temmuz'a gelindiğinde artık Sırp ordusu Srebrenica'ya kadar gelmişti. 11 Temmuz öğleden sonra saat 4'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp ordusu Srebrenica'ya girdi. Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk Srebrenica'nın hemen dışındaki Potocari'de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki BM Barış Gücü karargahına sığındı. Hollandalı askerler karargah sığınanlara burada güvende olacaklarını söyledi. Ancak askerler Bosnalı Sırp güçlerinin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnak'ı Sırplara teslim etti. Hollandalı askerler Boşnak'ların hayatını kurtarmak yerine kendi hayatlarını kurtarmakla uğraştılar. Dolayısıyla
Hollandalı askerler de artık oradan hani bir asker gibi davranmak yerine sanki izcilik kampına gelmiş ve bir an önce oradan kurtulma havasındalar. Tuzla'ya göç etmeye çalışan Bosnalılardan 2/3 Sırp askerlerinden kaçamadı. İşkenceye maruz kaldı, öldürüldü. Onlardan geriye bugüne dek 94 toplu mezar bulundu. Onların kaçış rotası bugün Barış Yolu olarak anılıyor. Soykırımda ölenleri anmak için her yıl yeniden yürünüyor. Bugüne kadar da 6.900 kişinin kimliği tespit edildi. Her seferinde kimlikler adli tıpta DNA ile tespit ediliyor. 11 Temmuz günü de cenaze namazları kılınarak defnediliyor. Yıllar sonra 2007'de Uluslararası Adalet Divanı da Srebrenica'da olanları soykırım olarak kabul etti. Bosna'da kadınlara yönelik cinsel şiddet soykırımda stratejik bir yöntem olarak kullanıldı. Toplu cinsel istismar uluslararası mahkeme tarafından ilk kez tanındı ve yargılandı. Srebrenica'da yaşananlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Birleşmiş Milletler bu yıl, yani tam 29 yıl sonra 11 Temmuz'u Srebrenica soykırımını anma günü ilan etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre BM Barış Gücü Bosna'da güvenliği sağlayamadı. Birleşmiş Milletler Bosnalıları korumak için güvenli bölgelere yerleştirdi. Ancak Sırp güçlerinin ağır bombardımanı güvenli bölgede de devam etti. Bu eleştiriler karşısında en dikkat çekici açıklamalardan birini 1999'da dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan yaptı. Birleşmiş Milletler'in Bosna'daki deneyimi tarihimizin en zor ve acı deneyimlerinden biriydi. Barış ve adalete ulaşma fırsatlarının kaçırılmasından hiç kimse bizim kadar pişman olamaz. Hiç kimse uluslararası toplumun acıları durdurmak ve bu kadar çok kurban veren bir savaşı sona erdirmek için kararlı adımlar atma konusundaki başarısızlığından bizim kadar yakınmıyor. Peki Profesör Doktor Adem Fazlıoğlu'na göre soykırıma giden yol nasıl hazırlanmıştı? Bir kere haksızlığa uğradığınızı yaymak. İkincisi tarihi düşmanınızla bugünkü düşmanınızı üst üste getirmek. Yeniden bir travmayı canlandırmak. Canlandırdılar. Neyi canlandırdılar? Kosova Savaşı'nı. 600 yıl sonra 1989'da Lazar'ın kemiklerini mezardan çıkardılar. Bütün Yugoslavya'da köy köy dolaştırdılar. Srebrenica tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımdı. Ama o gün yaşanan acılar yenilerinin önüne geçmeye yetmedi. Çünkü Srebrenica'da yaşananların bir benzeri 29 yıl sonra bugün Gazze'de yaşanıyor. Şimdi YÖK'ten gelmişti açıklama. Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı. 17 Temmuz'da şimdi açıklanacak üniversite sınavı sonuçları ve tercihler de bu karara göre yapılacak. Bazı bölümlerde de kontenjan sayısı düşürüldü. Tüm bunları eğitim uzmanı Burak Kılanç değerlendirdi. İzleyelim. Geçen sene 6215 mimarlık kontenjanının 5172'si de olmuş. Yani 1100 kişilik bir açık söz konusu. Mimarlık programları örneğin çok da fazla öğrenciler arasında şu anda demek ki tercih edilmiyor ki orada bir kontenjan azalması ile ilgili karar alınmış. Mimarlık tercih edilmeyince beslenme, diyabetik ve eczacılıkta istihdam nedeniyle kontenjan azaldı. Yükseköğretim Kurumu üniversite sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala kontenjan daralmasına gitti. Aynı şeyi esasında beslenme, diyetik ve eczacılık için söyleyemeyiz. Çünkü orada kontenjanların büyük oranda doğduğunu görüyoruz. Buradaki azalmanın da çok büyük bir ihtimalle istihdamla ilgili YÖK'ün elindeki verilerin bir sonucu olduğunu düşünebiliriz. Yükseköğretim Kurulu 17 Temmuz'da duyurulacak üniversite sınav sonuçları öncesinde bir dizi karar aldı. Bazı bölümlerde kontenjan düşürüldü. Geçen sene 80 bin öğrencinin yerleştiği ikinci öğretim programları kaldırıldı. Peki bu kararlar neden alındı? Yükseköğretimde kalitenin artırılması yönünde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Yeni dönem adayların tercihlerini nasıl etkileyecek? Kılavuz yayınlandıktan sonra bu işin istatistiğiyle, matematiğiyle uğraşan kişi ve kurumlar oturacaklar, bir değerlendirme yapacaklar. Bu sene bu ikinci öğretimlerin kapanması sebebiyle tercih eğilimlerinde, taban başarı sıralarında bir dönüştürme, bir ekstra yorum yapma ihtiyacı olacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6A uydusunun uzaya fırlatılmasının ardından SpaceX firmasının Teksas'taki üretim ve fırlatma tesisini ziyaret etti. Ana üretim alanlarını gezdi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, SpaceX'in ana üretim tesislerinin teknoloji, mühendislik ve alın terinin buluştuğu bir yer olduğunu belirterek 6A uydusunu ülke olarak ürettik, inşallah bunları da yapacağız dedi. Uraloğlu, TürkSat 6A uydusunu 9 Temmuz'da SpaceX'in merkezinden Falcon 9 roketiyle yörüngesine başarıyla fırlattıklarını anımsattı. TürkSat 6A'da herhangi bir aksaklık olmadığını da belirtti. Evet, başıboş sokak köpekleriyle ilgili teklif AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı teklifti. İmzaya açıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu mecliste grubu olan siyasi partilere bilgi verdi. Teklifle başıboş köpeklerin uyutulup uyutulmayacağına, belediyelerin gözetiminde veteriner hekimlerinden oluşan bir kurul karar verecek. Başıboş köpekler barınaklarda toplanacak. Ötenazinin kapsamı daraltılacak. Başıboş sokak köpeklerine yönelik teklifte sona gelindi. Teklif AK Parti Meclis Grubu'nda imzaya açıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, mecliste grubu bulunan partilerin grup başkan vekillerini ziyaret ederek kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Sürecin en sağlıklı, şeffaf ve sorun çözücü şekilde nihayete ermesini hedeflediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu, çalışmaların aynı hassasiyetle devam edeceğini de belirtti. Düzenlemeyle başıboş köpeklerin uyutulup uyutulmayacağı konusundaki sorumluluk belediyelere verilecek. Belediyelerin gözetimi altında veteriner hekimlerin de yer alacağı kurullar oluşturulacak. Kuduz tehlikesi olan hastalıklı, saldırgan köpeklerle ilgili kararı bu kurullar verecek. Uyutulması gerekmeyen başıboş köpekler sokaklardan toplanacak, kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Yeniden sokağa salınmayacak olan bu köpeklerin bakımları barınaklarda yapılacak. Bu konuda yerel yönetimlere 2 yıl süre verilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi planlanıyor. Mevcut mevzuata göre belediyelerin barınaklar ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden %5 oranında pay ayırması gerekiyor. Teklifle bu payın kullanımı denetlenecek. Ayrılan payın sokak hayvanları dışında başka bir şey için kullandığı tespit edilen belediye başkanlarına ceza verilecek. Ayrıca sokak hayvanlarını toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları da artırılacak. Teklifin Cuma günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanı, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik oldu. SHP'den yapılan açıklamada partimizin genel başkanlığına Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir denildi. Partinin yeni genel merkez binasının bu ay içerisinde hizmete açılacağı belirtildi. Çok sayıda sinema sanatçısının, eski ve güncel belediye başkanının, bürokratla meclis üyesinin de partiye katılmak istediği de belirtildi. Açıklamada 60 ilde teşkilatlanarak Eylül'de kongre yapılacağı da duyuruldu. Elektrikte tüketicilere yönelik yeni düzenlemeler devreye girecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemeleri kapsayan taslak için görüşleri toplamaya başladı. Fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Kaçak elektrik kullanımına ilgili de yeni tedbirler uygulanacak. 24 ay düzenli fatura ödeyen mesken aboneleri bir sonraki abonelikte güvence bedeli ödemeyecek. Kaçak kullanım ceza katsayısı artacak. Kaçak elektrikle mücadelede yeni tedbirler geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri içeren taslağı resmi internet sitesinden kamuoyu görüşüne açtı. 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler toplanacak. Görüşler doğrultusunda kurul taslağa yönelik nihai kararını verecek. Öne çıkan bazı maddelerde netleşmeye başladı. Kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirler devreye girecek. Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırılacak. Şirketler arasında uygulama birliği sağlanacak. 91'i gösterelim.
kaçak kullanımı ceza katsayısı artırılacak. Kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerden herhangi bir asayiş sorununa meydan vermeden kaçak miktarı tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak. Kaçak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahibine bildirim yapmadan dağıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek. Bu faturanın ödenmesi halinde dağıtım şirketi bildirim yaparak icra yoluna gidecek. Güvence bedeli borçların ödenmemesi riskine karşı alınan bir bedel olduğu için fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli %50 daha fazla alınarak tahsilat riski azaltılacak. Fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli yapan yabancı uyruklu mesken abonelerinden bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak. TÜİK 2024 yılı dünya nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye 85 milyonla dünya nüfus sıralamasında 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Rakamlara göre Türkiye'de kadınların yaşam süresi ise erkeklerin yaşam süresinden 5,5 yıl daha fazla. Tabii o da partnerleri tarafından öldürülmezlerse. Kadınlar çünkü kendisine bakıyor. Bakımlı yaşıyor. Erkeklerin daha fazla risk almaya meyilli olması olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de nüfus hem hızla artıyor hem de hızla yaşlanıyor. Ayrıca verilere göre kadınlar erkeklere göre 5,5 yıl daha fazla yaşıyor. Sebebi erkeklerin biraz suskun olmasında. Kadınlara nazaran daha az dikkat ediyorlar bence ya da daha ağır böyle bedeni yoran işlerde çalışıyor olabilirler. Kadınlar dertleşiyoruz ediyoruz ama erkekler içine atıyor. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü. TÜİK verilerine göre dünya nüfusunun %1,1'i Türkiye'de. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki kadınların yaşam süresi erkeklerden 5,5 yıl daha fazla. Erkeklerdeki yaşam süresi 74,8 yıl olurken kadınlarda ise 80,3 yıl olarak kayıtlara geçti. Genetiksel olabilir diye düşünüyorum. Anadolu kadını her zaman hücreleri daha sağlam. Erkekler herhalde biraz daha fazla sorumlu kaldığı gibi biraz da sanki günün şartları onları daha çok yıpratıyor. Dünyada erkeklerde ortalama yaşam süresi 2023 yılında 70,8 yıl, kadınlarda ise 76 yıl. Türkiye'ye bakıldığında ise 2023 yılında erkeklerin ortalama yaşam süresi 74,8 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda ise ortalama yaşam süresi 2023 yılında 80,3 yıl olarak belirlendi. Bence öyle değil. Vallahi bizi tükettiler. Türkiye nüfusu ilk 20 ülke içerisinde yer alsa da rakamlara göre nüfus azalma eğilimi gösteriyor. Geçen yıl Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 1,51 çocukla dünya ortalaması olan 2,31'in altında kaldı. Şu anki ekonomik şartlardan dolayı bence doğurganlık seviyemiz düştü. Benim bir tane var. Maddi açıdan çok fazla gideri var çocukların. Yani o yüzden mecbur zor oluyor. Hayat çok pahalı. Ancak iki taneye gücümüz yetiyor. Hatta bir bile olabilirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçimin ardından sessizliğini bir mektupla bozdu. Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını söyleyen Macron'a ise tepki yağdı. Hükümet kurmak için kim yetkilendirilecek? Yeni hükümet ne zaman kurulacak? Fransa bu soruların yanıtını arıyor. Halk ülkenin yönetilemez olduğunu düşünüyor. Fransa'da erken genel seçim sol ittifakın sürpriz zaferiyle sonuçlanmış ancak Cumhurbaşkanı'nın Başbakan Atal'dan görevine devam etmesini istemesi sol ittifakın tepkisine yol açmıştı. Macron sessizliğini bir mektupla bozdu. Erken genel seçimlerde kazanan olmadığını vurguladı. Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın mektubuna tepki yağdı. Sol ittifakın liderlerinden Jean-Luc Mélenchon, Macron'un seçim sonuçlarını tanımayı reddettiğini savundu. İttifakın seçmenleri ise solcu hükümet yoksa olimpiyatlar da yok diyerek 26 Temmuz 11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda görevli kişilerden genel greve gitmelerini istedi. Bir sendikada valiliklerin ve Ulusal Meclis'in yakınlarında gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik lideri Jordan Bardella ise sorumsuzlukla suçladığı Macron'un ülkeyi durma noktasına getirdiğini savundu. Macron,
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin açık ara birinci olmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı. Irak'ta mahkeme terör örgütü DAEŞ'in eski lideri Bağdadi'nin eşi Ümmü Hudeyfe'ye idam cezası verdi. Hali hazırda Irak'ta bir hapishanede tutuklu bulunan Hudeyfe, DAEŞ'la işbirliği yapmak ve ezidi kadınları alıkoymaktan mahkum edildi. Terör örgütü DAEŞ'in 2019'da ölen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin eşi Ümmü Hudeyfe idam cezasına çarptırıldı. Kararı başkent Bağdat'taki Kahr Ceza Mahkemesi verdi. Hala Irak'taki bir hapishanede tutuklu bulunan ve resmi adı Esma Muhammed olan Hudeyfe, DAEŞ'le işbirliği yapmak ve ezidi kadınları önce evinde hapsetmek, sonra da kaçırılmalarına yardımcı olmaktan suçlu bulundu. Hudeyfe, DAEŞ'in Irak ve Suriye'de yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi işgal ettiği yıllarda el-Bağdadi'nin 4 eşinden biriydi. Bir süre önce verdiği bir röportajda ezidi kadınların kaçırılıp alıkonulmasında rolü olmadığını savunmuş, suçlamaları reddetmişti. Eski ABD Başkanı Trump, 27 Ekim 2019'da yaptığı açıklamada DAEŞ liderinin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Terör örgütü 2014-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de binlerce Ezidi'yi öldürmüş, binlercesini de köleleştirmişti. O dönem binlerce Ezidi kadın ve çocuk da ailelerinden kaçırılarak istismara maruz bırakılmıştı. Birleşmiş Milletler, DAEŞ'in Ezidi kadınlara yönelik soykırım ve birçok diğer uluslararası suç işlediğine dair açık ve ikna edici kanıtlar olduğunu belirtiyor. Evet, şimdi Washington'dan NATO zirvesinden bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. NATO'nun bildirgesinde Ukrayna'ya büyük bir destek paketi açıklanmıştı. Ayrıca Ukrayna'ya verecek F-16'lar da bugün gündemi oldukça meşgul etti, tartışıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında ikili görüşmelerini sürdürdü. Bugün de Erdoğan ve Zelenski NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. İşte o görüşmenin de ilk saniyelerinden görüntüleri biz de getiriyoruz ekranlarınıza, NATO zirvesi Washington'dan. İsrail'in idari tutuklu olarak 9 ay cezaevinde tuttuğu Filistinli Muazzez Ubeyyat serbest bırakıldı. Ancak hapishane günlerinin sadece fiziksel değil, psikolojik izleriyle de mücadele ediyor ve kendini hala hapishanede zannediyor. İsrail hapishanelerini Guantanamo'ya benzetti. Kendini hala orada zannettiğini söyledi. Filistinli Muazzez Ubeyyat, İsrail'in hapishanesinde 9 ay geçirdi. Şimdi o sürenin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Bu gece beni dövmediler. Yüzüm askeri hapishane gardiyanları hücreme girdi ama beni dövmedi. Batı Şeria'nın Beytülahim kentinde yaşayan Ubeyyat, İsrail'in 7 Ekim sonrası başlattığı tutuklama dalgasıyla gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamayı bile bilmeden parmaklıklar ardına götürüldü. Sonrası açlık, işkence ve zulüm oldu. Bazı mahkumların öldürüldüğünü gördüm. Üzerimize ayakkabılarla bastılar. Ubeyyat kendisini hala hapishanede sanıyor. Kaldığı hapishaneyi de ABD'nin ağır işkence metotlarıyla ünlü Guantanamo hapishanesine benzetiyor. Gözaltına alındıktan sonra beni askeri sorguya aldılar. Bana katil dediler. Ben kimseyi öldürmedim. Dövülmekten kafamda ve elimde çatlaklar oluştu. Hassas yerlerime, eskiden yaralı olduğum yerlerime vurdular. Öldüm ve siyah bir poşete kondum. Baba Halil Ubeyyat'a göre de oğlu hapisten çıktığından bu yana başka biri. Oğlum vücut geliştirme sporuyla ilgilenen atletik biriydi. 5 çocuk babasıydı ve sosyal biriydi. Bugün ise hafızasını kaybetmiş, neredeyse felçli, yürümekte dahi güçlü çeken zayıf bir vücutla döndü. Aile üyelerini de tanımıyor. Hapishaneye girdiğinde 110 kiloydu, şimdi neredeyse 50 kilo. İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 3380 Filistinli idari tutuklu bulunuyor.
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter'ın mensubu olduğu Yeşiller Partisi Filistin'in tanınması için bir önerge verdi. Sutter, partisinin federal parlamentoya Filistin'in tanınması için önerge verdiğini belirterek Filistin devletini artık tanıyalım dedi. X hesabından paylaştığı video mesajda Gazze ve Batı Şeria'da devam eden şiddet ve insani krize işaret etti. Sivillerin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. İsrail Batı Şeria'da da onlarca yıldır uluslararası hukuka aykırı davranıyor dedi. Belçika Dışişleri Bakanı konuya dair açıklamalarında ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak tanıma duyurusunun doğru zamanda yapılacağını belirtiyor. Demokrat Parti'nin etkinliklerinin önde gelen davetlilerinden George Clooney, ABD Başkanı Joe Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu Biden'ı zamana karşı yarışı kazanamayacağını savundu. Thank you. Yarıştan çekil çağrıları attı. ABD Başkanı Biden'a aday olma diyenler arasında ünlü oyuncu George Clooney de katıldı. President Biden, while black unemployment dropped to a record low. 81 yaşındaki Biden, geçen ay Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la çıktığı münazaradaki zayıf performansı nedeniyle adaylıktan çekilme baskılarıyla karşı karşıya. Biden'a son çağrı ABD'li aktör George Clooney'den geldi. Ünlü oyuncu New York Times'a yazdığı bir yazıyla Biden'ın adaylıktan çekilmesini istedi. You know what I think we're gonna do? Tonight we're gonna fight. Clooney mektubuna Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var diyerek başladı. Biden'ın son 4 yılda birçok savaş kazandığını ancak zamana karşı savaşı kazanamayacağını vurguladı. Bunu söylemek çok yıkıcı ama 3 hafta önceki bağış toplama etkinliğinde gördüğüm Biden 2010'daki muhteşem Biden değildi. 2020'deki Biden bile değildi. Bunları dile getirmek adil mi? Dile getirilmeli. Bu yaşla ilgili başka bir şey değil. Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız. Clooney'nin bahsettiği bağış toplama etkinliği Haziran'da yapılmıştı. Biden cephesinden ismi açıklanmayan bir yetkili ABD başkanını savundu. Başkan etkinlikte 3 saatin üzerinde kaldı. Clooney ise fotoğraf çektirip hızlıca gitti dedi. We saved Israel. We are the biggest producer of support. 27 Haziran'daki münazaranın ardından Kongre üyesi ondan fazla demokrat Biden adaylıktan çekilmesi için çağrı yapmış. Biden'ın kampanya ekibi o çağrılara kapıyı kapatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı. Erdoğan, resepsiyon sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında zirveler ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek adına önem taşıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD First Lady'si Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Washington'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine resepsiyon verdi. Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ndeki resepsiyona katılan Emine Erdoğan, Jill Biden tarafından karşılandı. Davetliler daha sonra Entertainment Nation sergisini gezdi. Emine Erdoğan sergiyi gezerken resepsiyona katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle sohbet etti. Serginin ardından toplu fotoğraf çekimi yapan lider eşleri ev sahipliği için Biden'a teşekkür etti. Erdoğan resepsiyon sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı mesajında zirveler ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor ifadelerini kullandı. Amerikan ihtilalinden başlayarak siyaset, kültür, bilim ve teknoloji alanından kesitler sunan Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, Amerika'nın sömürgelerden bugüne kadar olan tarihsel geçmişini ve sosyal gelişimini yansıtıyor. Müzede Amerikan bayrağından Thomas Edison'un ampullerine kadar çeşitli parçalar sergileniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olan Servet Yardımcı adaylıktan çekildiğini açıkladı. 18 Temmuz'da seçime gidecek olan TFF'de başkan adaylığı resmen onaylanan Yardımcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yardımcı sadece TFF başkan adaylığından değil aynı zamanda UEFA İcra Kurulu üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de
çekildiğini duyurdu. İftiralarla dolu, kirli bir operasyona maruz kaldığının altını çizen Servet Yardımcı, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen TFF Başkan adaylığımdan 7 yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim ifadelerini kullandı. Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren silahlı suç örgütü Comanchero İstanbul'da düzenlenen kafes operasyonuyla çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Masak'ın yaptığı araştırmada eski futbolcu Wesley Snyder'in örgüte ait bir şirket hesabına para aktardığı tespit edildi. Wesley Snyder. Örgüte ait şirket hesabına 1 milyon dolar aktardığı belirlendi. Şirketin gizli ortağı olabileceğine dikkat çekildi. Comanchero suç örgütü soruşturmasında futbolcu Wesley Snyder'in adı Masak raporunda yer aldı. İstanbul'da çökertilen Comanchero silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışan örgütle ilgili Masak'ın hazırladığı ayrıntılı rapor savcıya sunuldu. Raporda örgütün uyuşturucudan elde edilen milyonlarca doları Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığı tespit edildi. Masak'ın raporuna göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi. Masak müfettişleri Borhan'ın şirket hesabına aktarılan paraların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini belirledi. O kişilerden biri de futbolcu Wesley Snyder'di. Ünlü futbolcu Snyder'in şirket hesabına 1 milyon 181 bin 428 dolar gönderdiği tespit edildi. Masak araştırmasına göre Snyder'in şirketin ortağı olduğu yönünde bir iz yok. Bu nedenle de Masak raporunda şirketin gizli ortağı olabileceğine dikkat çekildi. Yunus Emre Borhan ifadesinde Snyder'in şirket hisselerinin %15'ini satın aldığını, yapılan 1 milyon dolarlık ödemenin de bundan kaynaklı olduğunu iddia etti. Comanchero soruşturması kapsamında 18 kişi tutuklanmış, 22 şüpheli de serbest bırakılmıştı. İstanbul Bayrampaşa'dan şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Bir düğün konvoyu yolu kapattı ve kazaya neden oldu. O anlarsa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzleyelim. Düğün konvoyu yolu kapattı, kaza adeta geliyorum dedi. Konvoyda aniden yavaşlayan otomobile arkasındaki araç böyle çarptı. Kazanın adresi İstanbul Bayrampaşa. Mehmet Topluoğlu ailesiyle birlikte otomobilinde ilerliyordu. Önlerinde de bir düğün konvoyu vardı. Konvoydakiler yolu kapatmaya başlayınca Topluoğlu aracıyla emniyet şeridine girdi. Konvoyun çok yavaş ilerlediğini ve yolu kapattığını görerek kardeşime telefonumu verdim videoya çekmesi için. Kardeşim videoyu çekerken yolun biraz daha tıkandığını ve mecburen emniyet şeridine girmek durumunda kaldık. Kaza da işte o sırada oldu. Konvoydaki araç aniden durunca Mehmet Topluoğlu da frene bastı. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonetin sürücüsü aynı refleksi veremedi. Kaza sırasında arabadaki bir yaşındaki bebek kafasını koltuğa çarptı. Aile kazanın şokundayken düğün konvoyundakilerin aklında nikaha yetişmek vardı. O adamı vurdum, arkamdaki bana vurdu. Tamam haklısın. 2,5'ta nikah var. Ben ona vurmadım. Neyse ki ciddi bir şey olmadı. Bebekse kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bursa'da 4 Temmuz'da dünyaya bir bebek geldi ve bu bebeğe doğumun ardından sarılık teşhisi kondu. Bebek kuveze alındı ve 2 gün sonra hayatını kaybetti. Aile ölümde ihmal olduğunu iddia ediyor ve şikayetçi. Her şey gayet olumluydu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Ben doktorlarla görüştüm. Bebeği kucağımıza aldık. Bebeğin kokusunu içimize çektik. Ama ne olduysa sarılık teşhisinden sonra oldu. Kuveze alınan bebek bir daha uyanmadı. Ölüm nedenini onlar da bilmiyor. Biz geldiğimizde diyor bebeğin kalbi durmuştu diyor. Başka hiçbir bir gerekçe göstermediler. Bursa'da 4 Temmuz günü dünyaya gelen Solmaz bebeğe sarılık teşhisi konuldu.
Çocuk hastanesine sevk edilen bebek kuvöze alındı, ardından da ışık tedavisi başladı. İddiaya göre bebek bir süre sonra fenalaştı. Ve benden bezmiş, ıslak mendil ve diğer malzemenin getirilmesini istediler. Yarın teslim edeceğimi söyledim, tamam dediler. Aradan 24 saat geçmeden beni arayıp saat 06.52'de arayıp acilen hastanede olmam gerektiğini söylediler. Hastaneye gittiğimde bebeğimin öldüğünü belirttiler. Aile bebeklerinin doğduğu hastaneden diğer hastaneye sevkinden önce sağlıklı olduğunu söyledi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Bebeğin ölüm nedenini otopsi sonucu belirleyecek. Herhangi bir hastalığımız falan yoktu. Biz doğum sürecinde devamlı doktor gözetimindeydik. Herhangi bir sıkıntımız, bir hastalığımız yoktu. Sorumlular hakkında kesinlikle davacıyım. Bu olayın peşini bırakmaya hiç niyetim yok. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül, Mersin'de özel bir hastanede mide balonu operasyonunda hayatını kaybetmişti. Aile ihmal iddiasıyla hastane ve doktordan şikayetçi olmuştu. Gencin hastanedeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Hastaneye böyle geldi. Mide balonu operasyonuna alındı. Üniversiteli genci hayattan koparan operasyon sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Girne'de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Cangül aynı zamanda amatör futbolcuydu. Sakatlık sonrası aldığı kiloları vermek için 5 Haziran'da Mersin'de bir özel hastanede mide balonu taktırdı. Ama operasyon Ali Can'ı hayattan kopardı. Operasyonların hiçbir tetkik ve tahlil yapılmadan bir 22 yaşındaki ve 90 kilodaki gencin ölümüne sebebiyet verdiği emniyet makamlarınca tespit edildi. Anestezi uzmanı olmaksızın operasyonun başladığını, hastanın vefatından sonra anestezi uzmanının olaya dahil olduğunu tespit edilmiştir. Operasyon sonrası yaşanan panik de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gence sedyede kalp masajı yapılması, cenazenin morga taşınması ve doktorun bazı cihazlarla morgun bulunduğu koridorda yürümesi de yer alıyor. En can alıcı, en rahatsız edici olay ise hastanın vefatından sonra hastanedeki tüm bireylerin, olaya yaklaşık 20-25 kişinin müdahil olarak morga girilmesi, hasta ölü kişi üzerinde müdahale yapılması. Aile, doktor ve hastaneden şikayetçi. Oğlum çok büyük bir ihmal sonucu bildiğiniz cinayete kurban gitti. Benim oğlumu katlettiler. Adalet bekliyorum. İstanbul Beylikdüzü'nden bir kadın cinayeti haberi geldi. 28 yaşındaki kadın kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Hüseyin K. aynı evde yaşadığı ablası Merve K. ile tartıştı. Tartışma büyüyünce genç eline aldığı bıçakla ablasını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hüseyin K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda ise çocukluk arkadaşlarının kavgası kanlı bitti. Bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Olay anı ise kameralara yansıdı. Önce tartıştılar, ardından kavgaya tutuştular. 25 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü. İstanbul Zeytinburnu'nda elektrikçilik yapan Mert Kutluer ve market işleten çocukluk arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya market sahibinin arkadaşları da katılınca olaylar büyüdü. Bir anda silahlar çekildi. Mert Kutluer isabet eden mermilerle yere yığıldı. Beraber büyüdüler bu mahallede. Burada mahallede beraber büyüdüler. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Kutluer hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri arıyor. Ne yazık ki bir kadın cinayeti haberi daha var sırada. Adresi bu kez Karaman. Bir erkek eski kız arkadaşının evine balkondan girip bıçakla saldırdı. 23 yaşındaki Seher İşler hayatını kaybetti. Önce kapıyı çaldı, kapı açılmayınca balkondan girdi. Bıçaklı saldırgan eski kız arkadaşını öldürdü.
Karaman'da yaşayan 31 yaşındaki Y.T. eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gitti. İddiaya göre genç kızla konuşmak istiyordu. Zile bastı ancak kaçan olmadı. Gözüne balkonu kestirdi. Hadi abi, hadi abi. Balkondan eve giren G.T. iddiaya göre eski kız arkadaşı Seher İşler'i başka bir erkekle gördü. Eline bıçak alan saldırgan hem eski kız arkadaşını hem de diğer kişiyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı hemen hastaneye kaldırıldı. 23 yaşındaki Seher İşler tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. Ne yazık ki kadın cinayetleri haberlerini paylaşıyoruz sizlerle. Bakın bu bültenimizde ana haberde iki kadın cinayeti haberini verdik sizlere. Şimdi rakamlarla bakalım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı rakamlar var. Bu rakamlar neler? Hangi önlemler alınıyor? Nasıl bir süreç ve hangi noktadayız? Birlikte adım adım bakalım. 2023 yılında 308 kadın hayatını kaybetmiş kendisine uygulanan şiddet sebebiyle. 2024 yılının ilk 6 ayında açıklandı bu rakamlar ve rakam 166 kadın olarak ilk 6 ayda dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı. Yani bugün bizim de verdiklerimizde bu rakam daha bugün bir gün sonra 168'e yükselmiş oldu. Şimdi peki kadına yönelik şiddette hangi tedbirler alınıyor, nasıl politikalar var, nasıl bir yol izleniyor? Elektrik kelepçe projesi var ilk olarak. Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakası önlenmiş. 1 Temmuz 2024 itibariyle 689 vaka elektronik izleme merkezi tarafından aktif olarak izleniyor. 2023 yılında elektronik kelepçe kapasitesi 1000 iken bu kapasite %50 artırılmış ve 1500'e çıkarılmış. Şimdi elektronik kelepçe nedir? Hani ondan hemen kısaca bahsedelim. Şiddete uğrayan kişinin şiddeti gösteren kişiyle mahkeme tarafından belirlenen bir mesafe oluyor ve bu mesafe aşıldığı anda GPS aracılığıyla bir sinyal gidiyor merkeze ve emniyet güçleri de müdahale ediyor şiddet gösteren kişiye bu kelepçe sayesinde. Önemli tabii. Umarım sayısı da artar. Şimdi bir diğeri de KADES uygulaması. KADES uygulaması şiddetle mücadelede önemli. Bugüne kadar 6 milyon 597 bin kişi tarafından indirildi. Hemen birazdan açıklayacağım nasıl indiriyoruz bunu. Toplam 1 milyon 219 bin ihbar alınmış KADES uygulaması üzerinden ve bu ihbarlara en yakın güvenlik birimlerince müdahale edilmiş. KADES uygulamasında telefonunuza çok kolay hangi hattı ve hangi telefonu kullanıyorsanız kendi aplikasyon uygulamanızdan çok rahat bir şekilde indiriyorsunuz ve daha sonra size Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir şifre geliyor. O şifreyi de yazdığınız zaman KADES uygulamasını telefonunuza indirmiş oluyorsunuz ve herhangi bir risk gördüğünüzde KADES uygulaması üzerinden kolayca yetkilileri bilgilendirebiliyorsunuz. Önemli adımlar, tabii önemli çalışmalar ama öncelikle bunlar hep sonuca yönelik olduğunu görüyoruz. Şiddetin neden ortaya çıktığıyla da biraz ilgilenmemiz lazım. Yani eğitim noktasında da aslında bu noktada daha çok küçük yaşlardan sosyolojik anlamda bir altyapının oluşturulması da önemli. Umarız Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda müfredatta uygun çalışmaları yapar, adımlar atar. Şimdi yurdun çeşitli bölgelerinde etkili oldu şiddetli yaz yağmurları. Biz de getirmiştik ekranlarınıza. Hayatı olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Kütahya'da bir otomobil sele kapıldı. Aydın ve Kocaeli'de ise sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü. Dikkat et, dikkat et, araba gidiyor. Gitti vallahi araba. Dur bu taraf. Bu taraf dur. Allah Allah. Ya ben görmedim, dikkat etmedim ya. Ya kapatmamışlar bak. Allah, burayı biz kapattık. Abi telefon düştü. Yaz yağmurlarına hazırlıksız yakalandılar. Yollarda zor anlar yaşadılar. Kim diyor yurda ya? Kime bağladın o? Bu görüntüler Kütahya'dan. Kentte sağanak etkili oldu. Domaniç İnegöl yolunda yağışın etkisiyle bir otomobil sele kapıldı. Sel kontrolden çıkan aracı yol kenarına sürükledi. Dur. Kayma, kenara çek adamı kurtaram. Sürücünün yardımına yoldan geçenler yetişti. Sele kapılan otomobil halat yardımıyla kurtarıldı. Siz var ya camı açın. Camı açın pek fazla şey olmaz. Sağanak Aydın'da da etkili oldu. Nazilli'de alt geçidi su bastı. Suyun derinliğini fark etmeyen bir sürücü aracıyla suya gömüldü. Çocuk falan var mı yanınızda? Çocuk falan var mı? Yok.
Araç içerisindeki biri kadın iki kişi suyla dolan otomobilden kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Araç sürücüsü otomobilini iterek kurtarmaya çalıştı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de benzer görüntüler oluştu. Yollarda biriken su sürücülerin mahsur kalmasına ve zor anlar yaşamasına neden oldu. Kastamonu'da bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular sürücü tarafından tahliye edildi. İnebolu istikametine doğru giden yolcu otobüsünün şoförü motor kısmından duman yükseldiğini görünce aracı durdurdu. Yangını fark eden şoför kapıları açıp yolcuları tahliye etti. Otobüs kısa süre sonra alevlere teslim oldu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten geriye demir yığını kaldı. İşte görüntülerde izliyoruz. Neyse ki kimseye bir zarar gelmedi. Adana'da kaçak tarla sulamalar arttı. Hatta içme suyu borularından kaçak hat çekilip tarlaların sulandığı da ortaya çıktı. Sık sık su kesintileri yaşayan bölge halkı durumdan şikayetçi. Kapattık. Sayacımız durdu. Şu anda vanan kapalı. Evet abi. Bu suyun akmıyor olması lazım. Boruları kapattılar, içme suyu hattından tarlalara su verdiler. Tarla sulayacağız diye ilçe halkını mağdur ettiler. Burada bizim ana hattımızın boruları var. Bunların başlığı kapalı. Burada bir göl var. Buradan şurada su motoru var. Buradan bu şekilde bahçede sulama yapılıyor. Buralarda biber ekilmiş. Adana'nın Sarıçam ilçesinde sık sık su kesintileri yaşanıyor. Ekipler artan şikayetler üzerine inceleme başlattı. Ortaya kaçak sulama çıktı. Borularımızı kuruyorlar, dereye su akıtıyorlar. O dereden de su motorlarıyla tarlalarına su aktarıyorlar. Bu olmamalı. Benim kardeşim, hemşerim içecek suyu bulamazken siz bahçenizi 80 metrekare, 60 metrekare, 30 metrekare sulayamazsınız. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da özellikle yaz aylarında içme suyu hayati bir önem taşırken bu suyun tarım arazilerinde kaçak olarak kullanılması vatandaşları mağdur ediyor. Kendi depoları olan vatandaşlarımız binasında çok etkilenmedi ama TOKİ'ler ve villalardan oluşan direkt şebekeden beslenen yerler burada 10 gün boyunca çok rezil oldular. Yaz ayında Adana gibi bir yerde susuz kalmak ne kadar kötü bir şey. Yani kış olur tamam ayrı bir şey, marketten 2 bidon su alırsın çok rahat bir şekilde idare edersin. Ama yazın Adana sıcağında imkansız bir şey. Kaçak tarla sulayanlara Haziran ayında toplam 3 milyon 226 bin lira ceza kesildi. Kaçak su kullanmak sadece parasal cezai müeyyideyle bitmez. Onun bir de hukuki boyutu var. İnsanlar hukuken ceza alır ve bunlar sicillere işlenir. Şanlıurfa'da genç bir girişimci denize olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu. Kılıçkaya Barajı'nda bulunan 1000 dönümlük adayı satın alan genç çiftçiliğe başladı. Denize olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. İnternetteki ilanı gördü. Aklına gelen fikri hayata geçirmek için yola çıktı. Bozkır'ın ortasında satın aldığı adayı tarım alanına çevirdi. Tarım arazisi diye geçiyor. Yani değerlendirdik, ayçiçeği ektik, kayısı ağaçları ektik. Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan adanın satılık olduğunu gördü. Adanın sahibiyle iletişime geçti. Pazarlık sonucu adayı satın aldı. Tarım amaçlı aldık. Bu şekilde değerlendirdik. Yani azalıyor, çiftçilik de azalıyor. Adanın 700 dönümlük alanında tarım yapılabiliyor. Genç çiftçi adanın bir bölümüne ayçiçeği ekti, diğer bölümüne ise 10 bin adet kayısı fidanı dikti. Ferzan Durmaz, şimdi Anadolu'daki en büyük adada tarım yapıyor. Durmaz, tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvancılık da yapmayı amaçlıyor. Acı dendi mi akla ilk gelen yerlerden birisi kuşkusuz Şanlıurfa. Kentte biber hasasıyla birlikte isot üretimi içinde kollar sıvandı. Biberlerin kurutulmaya bırakılmasıyla araziler yeniden kırmızıya büründü. Biberler yıkanıp doğrandı, güneş altında kurumaya bırakıldı. Şanlıurfa'da meşakkatli isot mesaisi başladı. Parası çok. Türkiye'de en çok acı tüketilen kentlerin başında Şanlıurfa var. Yılın bu mevsimi özenle toplanan biberler, uzun uğraşlar sonucu isota dönüştürülüyor. Bak elden temizlik. Tamam.
Ondan sonra makineye parçalamaya gidin. Parçalamadan sonra serik, naylon üzerine serik çadırın. İki gün, üç gün, bir gün kaldıktan sonra onu topluyuk, tekrar boğuyuk, karartmaya bırakıyık. Zorluğu var tabii, acı hem bu sıcak 45-46 derece, yani gün ölüyor 50 dereceye çıkıyor sıcaklıklar, 55 dereceye çıkıyor. Zor tabii. Biberler 40 dereceyi aşan sıcaklıkta güneş altına bırakılıyor. Bir süre bekletildikten sonra makinelerde çekilip isota dönüştürülerek tüketime hazır hale getiriliyor. Yaklaşık 2 hafta süren uzun ve zahmetli çalışmaların ardından acısı ve rengine göre satışa sunuluyor. İngiltere ve Finlandiya'da depresyonla ilgili araştırmalar yapıldı. Çıkan sonuçlar ilginç. Yapılan araştırmalara göre depresyonda tıpkı soğuk algınlığı ve grip gibi bulaşıcı. Biri ağlarken benim de ağlayasım tutuyor. Ben de depresyona giriyorum onunla birlikte. Depresyon aslında psikolojik bağışıklık sistemiyle açıkladığımızda çevresindeki insanları depresyona giren bir kişinin etkilediğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili yapılan araştırmalar da bu hipotezi destekler. İngiltere ve Finlandiya'da gençler üzerinde depresyon araştırması yapıldı. Gençlerin sağlık kayıtları tek tek incelendi. Depresyonun tıpkı soğuk algınlığı gibi, grip gibi bulaşıcı olabileceği ortaya çıktı. Çevrenizde dünyaya ve hayata karanlık bakan, bununla ilgili sürekli yorumlar yapan ve sizin buna sürekli maruz kaldığınız bir kişi varsa sizin de durumdan etkilenmeniz kaçınılmaz olur. Arkadaş ortamında çok etkisi oluyor. Çünkü sevdiğin, değer verdiğin bir insanın modu düşük olduğunda doğal olarak sen onun yanında mutlu olamıyorsun. Ben bir arkadaşlarımla bir ortamdayken ortamda bir depresyonda biri varsa onun enerjisiyle zaten hepimiz çöküyoruz yavaş yavaş. Günümüzde depresyon vakalarında oldukça artış var. Yapılan araştırmalar her 5 kişiden birinin depresif semptomlar yaşadığını gösteriyor. Hiç çıkamadım ki tekrar gireyim demek istiyorum. Kötü bir enerjinin bir başka bir insan tarafından sürekli size söylendiğini düşünürseniz siz de yavaş yavaş onu hissetmeye başlıyorsunuz. Peki depresyona girmemek için ne yapmalı? Benim tavsiyem depresyona karşı güçlenmek için kaynaklarımızı, tutunacağımız dalları kuvvetlendirmek, hobileri, spor alışkanlıkları yani günlük rutinleri ne kadar pozitif ve süreklilik arz ederse depresyondan o oranda korunabilir. Şimdi kısa bir ara. Evet, biz ana haberi burada noktalıyoruz ancak bizden sonra Hülya Hökenek enine boyuna da konuklarıyla gündemi değerlendirecek. Bir yere ayrılmayın. Yarın ise aynı saatte ana haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.